Assalomu alaykum hammaga. Sog'-salomatmisizlar? Ovozim qanday eshitilyapti, yaxshimi? Doskamiz ham yaxshi ko'rinyapti menimcha. Unda bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Hozir bir minut, yana hoziroq tayyorlik ushlayman, darsga kiraman degan edi. Dersin linkini kur şurada geçeşi olay. Ustoz qachon padejlar haqida dars qilmoqchisiz? Ularni ham Xudo xohlasa dars qilib o'tamiz padejlar haqida. Bu darslarimizda grammatika darslarimizni ham ko'rib boryapsizlarmi? O'sha yerda ham o'tganman, lekin nima haqida? Padejlar haqida. Yaxshilab tushuntirganman bizga padej nimaga kerak, artikl nima uchun kerak. Artikl darsimizni ko'rgansizmi? Tablitsani dars qilib o'taman degandingizga shuni aytyapman. Ha bo'ldi, uni ham o'tamiz. Ha ko'rganman, o'shani ham mashq qilsak zo'r bo'lardi. Unda bo'lmasam artikllar haqidagi darsimizni qilamizmi? Hozir unda ozroq bir mashqlar qilaylik. Keyin padejlar haqida ham tushuntirib o'taman. Nechta padej bor, nomi qanaqa? Hujjalarni tushuntirib o'taman. Lustig degan so'zni tarjimasi nima? Kim biladi? Lustig. Lustig. Ana. Lustig. Hallo, guten Abend. Guten Abend de bilan yoziladi. Guten Abend. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Passiv haqida ma'lumot bering.
Bugün unda pasif hakkında gap düzamız mı? Ne madde sizler? Pasifini boş ver misin? Gramatik yalan. Yok ki gramatik yakışır ders öteyim. Gramatik kuno doğru. Kuno. Lustig yani bir o Lustig'e de dese o bir acayip insan idi. Külgülü'ye de degen manada hem keler. Selamun aleyküm ve aleyküm assalam. Sizlerge da halası bugün keçhurun işlesem. Bugün keçhurun futur sıvaydı işleyman kamerada ve yükleyman videonu. Ve pasif hakkında pasif presence'de ertalab geçe koyamanında olmasa iki de video koyama ertege futur iki ve pasif presence pasif presence ona şunaka pasif presence ve bunu sizler ertege keç geçe karab çıkarsızlar ve keç kurun çünkü maşık kılarınız. Keyin pasif preteritum. Preteritum. Keyin pasif perfect, pasif plusken perfect, pasif Pluskan perfekt, pasif, futur 1, futur 2'ni ötamızda video koyup sizler örgenip örgengenler ki maşık kılıp gidiyoruz. Bir gün aldın bir 5-6 saat aldın nima keladi gramatika dersinde bunların dersini koyamam ve sizler örgenip ve keçkurun bunu maşık kılalım. Şimdi kısa kandayı bulalım. Ham sizler düşünmeyen halatlarınızı ben düşündürüp getiriyorum derste. Ve şuna ait maaşlarını bacarıp getiriyoruz. Ve sizler gibi bir yerde maaşını aitaman her bir kişi özü yazadı. Hatalarını doğrulup getiriyoruz. Ve pasifini ham şu bulan örgen getiriyoruz. Bitti dersini 2-3 Mart'ta takırılırken bulamız da. Çünkü kamerada yazsam kamerada ham videonun sıfatı yakışı çıkalım. Ana kovnok kovnok bunya misal keltirsek u bir kovnok vaqt edi zor vaqt edi deb gap tusak qanaqa gap bo'ladi mana shunga Der Hund ist lustig. Bana bu gapam doğru. Der Hund ist lustig. Der Hund ist lustig. Bana. Bana doğru gel. Es ist eine lustige Zeit. Ya ki bana şunu var değilik. Ötken zamanında. Var. Guten Abend, guten Abend. Hoş geldin bana. Dersimizde kelli hazır.
Forname, Nahname, Postles, Post, evet, Sağ, Ştan, Ort, hazır. Alte, Eruf, Eruf, Strasse, Postleit, Sal, Und Ort. Manajlarda bu ne demeye yazarmız? O taraf takırılıp gittiği bir anımızda yaptılarımız. Ötken mağazalarda. Bu ne demeye yazarmız? İsim doğru. Bunga familya. Bunga ki üçüncüsü gel. Canlı otlar. Biz den fornamı doğru canlı otlar. Birge yaş boladı. Birge bir of. Student masalan. Student ya ki Şulası Strasse'ye mazalan Bronta köçe bir koyalımız. Taşkent'e köçe. Taşkent Strasse Strasse Fiyer. Bir yerge indeks mesela 100 190 yazamız. Von Ort Taşkent'e koysak bana. Taşkent. Hani. Kasp. Mana jün arsa sizlerge cüde köp gerek bulan. Germaniye'ye gelgen bulsayız ya ki Nemiz tılı bulan bağlı gaplarımızda juda ko'p. Masalan, bir joyga borsangiz ham yoki elchixonaga borsangiz, diadega borib, bironta stipendiya yutsangiz ham mana shu narsalar kerak bo'ladi. Ism, familiya, yosh, beru, shtrasi, postleytsal, von ort hammasi kerak bo'ladi. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Nemis tilida nechta kelish bor? Kim biladi? Mayn postleytsal iz 1 2 3 4 5. To'g'ri 4 ta. Mana 4 ta. Nemis tilida bunlar felli rivayetle felli. Fiil felli. Fiil felli. Yani nominatif, genitif, datif, akuzatif. Yazadigan bulsak. Nominatif, genitif, datif, akuzatif. Soraklarını kim yazıp beradi? Nima soraklarga cevap bo'ladi?
Soruqlarını kim bilər? Where was doğru. Where was was kimning nimaning? When va when was. Hozir bir minut basgan hozir oxirgi nimani tortaylik. Yorug'lik tushyapti. Hozir Beyin vas akuzatif doğru. Mana şu sorularımız tüzüp aldık. Bu boş gelişik Özbek dili de bu karatkıç gelişigi, bu cönalış gelişigi ve bu tüşüm gelişigi. Yani bu boş gelişikten hiç kandı mana vermeydi. Ne mana etseniz şu. Mesela Fatih mi? Fatih, otam. Birge, tiş mi? Tiş mi? Tiş. Bu hiç kanaka koşumcu olmayı. Ota ya ki stop. Bu yerge Fathers. Fathers. Boğundan ibaret bölgenliği için bizde yes koşumcu aznalar. Tiş. Tişes. Bu yerde ham şunaka. Otaya ve tiş. Tiş. Bu yerde ham fate ve tiş. Şimdi bunu koşumcasına ait adıgan bulsak bir yerde hiç kanak koşumca olmaydı. Genetikte ise nin koşumcasına olaydı. Bir yerde datifte gya koşumcasına olaydı. Gya. Akuzatifte ise ne? Düşün gelişi ne? Otam ne? Stol ne? Mana boş gelişte çıkana koşumca olmadı. Ne mana körgen bosa koşan tercüme kılıyoruz. Ve genetifte otamning stolning. Yani otamga stolga datifte. Akuzatifte ise otamni tişni deyip tercüme kılıyoruz. Genetifte asosan gaplarımız ikinci sözden tercüme kılınıp başlaydı. Mesela otamning stolu dediğim olsak stoldan gelip başlayalım. Dirtiş. 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 Fatih'de artikeli ne mi buladı genetikte? Artikeli. Fatih. Ana Fatih. Artikel özgaradı. Doğru, artikel özgaradı. Genetikte koyuşumuz gerek. Hazır artikelini yazganım yok belki. Artikelini hazır körüp çıkarmış. Des buladı. Doğru. Des. Fathers. Bana. Şimdi bir yerde otanın stolu değil de. Şimdi biz şimdi özümüzde numaralı tercüme kılıyız. Otanın stolu. Biz Aus Schweden. Schweden. Otanın stolu Şvetsiya'dan. Nima üçün Şvetsiya'dan dedim? Kim biladi Şvetsiya'dan degan anlamı? Nima ge?
Çünkü Şivits endi aniq bilmayman Şvitseriyanın firması bo'lsa kerak iki juda mahsuloti mana shu shkafu, stol, parta, stul hammasini Şvitseriyanın nimasi juda zo'r firması bor dunyoga mashhur IKEA. Şvitseriyaniki menimcha. Ko'pchilik nemislar mana shunaqa stulni Shvetsiyani mahsuloti IKEA'dan sotib oladi. IKEA Germaniyada juda katta magazin va mashhur. IKEA'dan sotib olinganligi uchun teşni IKEA deb aytib qo'ydik va bu IKEA firmasi menimcha Shvetsiyani firmasi. Der Tisch des Vaters ist aus Schweden. Mana. Endi dativda aytadigan bo'lsak mana shu gapimizni stolni otamga ber desek nima bo'ladi? Stolni otamga ber. Hani genetikte maaşı yazdık, şimdi datifte yazarız. Gib meinem Vater den Tisch. Doğru, bana güdüğüm gelsin doğru sözde. Gib. Dem Vater den Tisch. Den Tisch. Bunda o belgesi koyalım. Çünkü bu bir de imperatif böyle yaptı. Dem Vater. Manzura ham to'g'ri yozdi faqat fatir katta harf bilan bitta er qo'shib yozasiz fatirga mana katta fav va er qo'shib yoziladi. Sen otamni va stolni ko'ryapsanmi deb tarjima qilsak qanaqa bo'ladi gapimiz nemis tilida. Mana endi bu akkuzativga kelyapti. Akkuzativda gapimizni tuzishimiz kerak. Bu yerde buyruq gap bo'ldi. Endi biz so'roq gap tuzishimiz kerak. Siehst du meinen Vater und den Tisch? Mana to'g'ri gap. Siehst du meinen Vater'da olmoş kullanımız den Vater dedi. Den Vater und den Tisch. Müthiş. Ha. Bas sonra okuyabiliriz. Sie auch mein Vater und den Tisch. Slalom doğru yazdı. Bu siz bilen yazdı. Fakat gapta soru belgesi koyarsınız. Meinen Vater de endi biz meinen ortam deb tercüme kılıyoruz. Den deb artikel bilen aytingda. Olmaşımız artikel. Kolgan joyi hammasi doğru. Xurshida lekin qop ketyapti. Manzura nima deb yozmoqchi? Yozdi mı? Manzura sizga qiyinlik qilmayapti mı dersimiz nemis tili? Endi bular grammatikasi bir xilni, grammatikasi yaxshi ekan bir xilni oldindan nimasi bor ekan bir xil o'quvchilarimizni bilimi bor ekan shuning uchun tez-tez yozyapti. Ziz to mein Vater to'g'ri. Faqat biz artiklni gapirayotganligimiz uchun den qo'ying. Gapingiz to'g'ri. Endi bu ga ne degani bu yerda hiç qanaqa agar predlog kelmasa shunaqa bo'ladi. Qachon bu da bu yerda bo'ladi, qachon bu yerda ga bo'ladi. Akkuzativ qachon ga'ni bu ga ma'nosini beradi, qachon dativ da ma'nosini beradi? Kim biladi?
Az bölse gel ne bir adı? Yok, yönü alışını bildirse. Yok, yönü alışını bildirse doğru. Gel, hazır bana gel bol yap. Otam gel, bir narsa gel bir yap. Akkuzatif ise fakat ne bol yap. Tercümanı gende geplarınız. Şuna kadar hala diyen bol adı bu gelini bir adı. Ve bu dağını bir adı manada. Bu yönü alışını kursatadı, bu orinci ayını kursatadı. Kaçan? Datif proj joyda bulsa datif. Doğru, bana kurşuda ayda yaptı. Yönü alışka, yönü alışını bir adı. Akkuzatif yönü alışını bir adı. Ve kurşuda doğru ayıttı. Yönü alışını bir adı. Fakat bir narsanı esten çıkara yaptı kurşuda. Eğer bana şehir daha gel. Bana şehir yazarken bulsak bunlar predlog bulan kesin. Predlog. Prepozisyonun ne demek ya ben? Prepozisyon. Bana bir yerde eğer in bulsa ya ki nah bulsa nah. Ya bu yerde datifteki predloglar kere yaptı. Yarın mı yetişmez mümkün. Auf bolsa. Auf bolsa. Über bolsa. Über. Ve hakaza. Hala bu predloglardan götürmüş. Kaçan üstüde, kaçan üstüge. Mesela auf bor, über bor. Bu kaçan kanaka oluşunu hali predloglar mavzusunu ötkenimizde in ve auf ve über bir yer deyem olalı nokta nokta. Bana bir yerde misal geldiradigan bulsak bana in gelip de misal geldiradigan bulsak in ikalasyon bir yerge iştah yazalımız. Bana iştah. Bana iştah. Bana bir yerde diğer bulardı. Bana bir yerde iyi boya. Bana predlogsuz kese bir yerde ga bole yaptı manamız. Eğer akuzatif predlogsuz kese ne bole yaptı. Predlogsuz kese bana şu manalı berardı. Eğer predlog bulan keladigan bolsa datif da manasını berardı. Akuzatif ise ga yönalışını berardı. Mesela şaharda şahar ga. Lakin bu her daim ham emas. Bir yerde datifning predlogi kelsa ham yo'nalishni beradi. Masalan, suv. Suv meinen Bruder. Meinen akamnikiga boraman desangiz, bu ham yo'nalishni beradi, faqat bu datifning predlogi bo'lganligi uchun suv datifda turibdi. O'zi bu yo'nalishni beryapti. Hali datif, akkuzativ predloglarını ötəmiz və şunaqa predloglar var. Həm datifni, həm akkuzativni bildiradigan predloglar var. Onlarını həm qarab çıxarmız. Mana şu yerdə köpçülük adaşadı. Qaçan gə, qaçan nə. Bunu ajratıb alış qiyin emas. Əgər predlogsuz kəlsə gə, nəni verədi akkuzativ. Əgər predlog bilan kəlsə datif dəni verədi, akkuzativ gəni verədi. Su yakın masrafı üçün üyge. Su havuzu. Su havuzu bulaz. Su havuzu. Yani kimde sorular var? Bana şu numaralar hakkında. Kelişikler hakkında. Bronta sorularınız var mı? Kim numaralı düşünme? Sal çalka şamanda en ham şu prepozisyonlar. Bunu kobra açıklayabilirsiniz. Numa kılıp getirsiz, örgünüp getirsiz. Bu hiç kim bunu özü neyimizde sabır derecede bıladıganların doğru kollayılmaydı predloglar. Mesela indi ştad ya ki tur ştad deseyiz ekalasyon yunal şaharge barmak manasını bir an. İkfarı nakdoşlandı. Yunalış bu ya bana hoşu da Yunalış hakkında predlog yazıptı.
Mana shunaqa, faqat ajratib oldingizlar, qachon predlog bilan kelyapti, qachon predlogsiz kelyapti va mana shu yerda ajratib olish sizlarga osonroq bo'ladi. Buni tushunib olishlaringiz kerak bo'ldi. Boshqa hech qanday qiyin joyi yo'q. Unda bo'lmasam bularni o'chirib tashlayman. Va artikllarni qarab chiqamiz, ya'ni artikllarni. Yani tish degen sözünü alsak bana tish. Tish. Bana şunu artikeli ne mi tish ne artikeli? Soru verip daha tekrar aksatıp nacil. Doğru, kayırga kayırda yok ki nimaga degen savolga so'roq qo'ysangiz keyin qo'yib ketaverasiz. Unaqa qiyin joyi yo'q. Tishning artikli nima? Der, to'g'ri. Mana Xurshida yozdi-da, tishning orqasiga qaraydigan bo'lsangiz, lug'atda em turibdi. Bu maskulin, ya'ni muskul. Va bu der bo'ladi. Ana der. Genetikda des bo'ladi. Des. Dativda den bo'ladi. Akkuzativda den bo'ladi. Tiş. 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 Ana bir yerde yes kocumçasını olardı. Çünkü bu sözümüz bir boğumdan ibaret. Yende mana şu gapımızga misal geldiramız. Stol katta. Kanaka yazarız. Kanaka gap tuzağımız. Yo'q, bu katta stol bo'lib qoldi. Sifatni bu yerga qo'ydingiz. Stol katta deb gap yozishimiz kerak. Der tish is gross. To'g'ri, mana. Der tish is gross. Stolning oyoqlarining rangi qizil. Yoki stolning rangi qizil deb aytaylik. Tertish izzeyagiriz. To'g'ri bu gap ham. Islomni gapi ham. Der deb manzura yozibdi. Artikelni yozayapti. Tishning menimcha. Die Farbe des Tisches ist rot. Mana to'g'ri. Bir yerdan yozamiz. Uni. Die Farbe. Farbe. Tisches ist rot. Stolga qara deylik masalan. Endi bu yerda predlog bilan aytilishi kerak. Hozircha endi mana bu artikelni ga yo'nalish bu ne berishini qilaylik. Faqat stolga qara deb o'zbekcha tarjima qilib. Der Tisch ist gross. Doğru. Schau auf den Tisch. Yok bu predlogsiz. Fakat özümüz için Özbek dilinde kara degen gani veriş için şuna kayıt koyayım. Prost. Stolga kara de. Schau sie dem Tisch. Şuna kadar yazdırayla hazırça. Yok ki. Schau dem Tisch. Dem Tisch. Stolga qara.
Yani ne bilen gap tutar yalnızlık. Stolunu koruyup sanma. Sildim teş. Kurşuda zi du dentiş böyle yaptı. Zi stu böyle yaptı. Kurşuda. Sefap Dentiş. Mana gaplarımızın tuzu aldık. Ya ne neyin va hiç kanaka boş gelişte hiç kanaka koşumca olmazdı gene. Bu yerde mana ya ne veriyor? Hiç kanaka inanmazsınız ya mana ya. Bunu siyse ne? Mana bunu siyse ne? Bunu siyse hiç kanaka koşumca olmayan. Yine bunu ajratıp alışımız için Yani predlog bilan aytamiz. Qachon da, qachon ga. Endi daftar stolning ustida yotibdi. Qanaqa gap tuzamiz? Stol daftarning ustida yotibdi. Der tish ist rot. Manzura gap gapni to'g'ri tuzdi, faqat qandaydir orqada qolib ketyapsiz siz Manzura. Ulug'bek Berdiyev klass bosib qo'yibdi. Katta rahmat sizga ham. Heft liegt auf Tisch. Kurşuda gapni to'g'ri tuzdi. Liegt auf dem Tisch. Faqat artikilleri qolib ketibdi kurşuda. Mana tepada full to'g'ri yozdi. Kurşuda ana shu gapdan ko'rib olishi mumkin. Artikillarni das notiz buxta artikil qo'ygan. Kurşuda das heft qo'yish kerak va auf Tisch deb qo'yibdi auf dem Tisch bo'ladi. Auf dem Tisch. Mana das Heft liegt auf dem Tisch. Endi stakanni stolning ustiga qo'y. Kanaka bo'ladi. Kim g'olib ketibdi? Ikhvays. Xurshida marafonda qatnashayotganda tez-tez yozib hammadan oldin yozay deyaptimi? Biladi, lekin qo'ymayotgan ekan. Endi xudo xohlasa mana hozir to'g'ri qo'yadi. Stolni ustiga stakanını koy. Menzilerde bir azra kıyna koy. Legin bulardı. Legin ştelen bulardı. Mesela ştelen. Çünkü bu stakan turar. Turganlığı için ştelle ştelle diyeceğim buna. Yer koymuşum. Ştel das den tisch. Auf den tisch. Mana shtellen agar mana stakan mana unaqa turadi ki tikka turadi. O'shaning uchun shtellen fe'li ishlatiladi. Agar mana unaqa yotib turadigan bo'lsa, daftar stolni ustida mana yotib turganligi uchun bu yerda liegen fe'li ishlatiladi. Lekin ikkalasi ham yotmoq, turmoq degan ma'noni beradi nemis tilida. Nimani to'g'ri qo'yishimiz kerak fe'lni. Das Heft liegt auf dem Tisch. To'g'ri. Nemis tilini asosi şu kelishiklar mı debdi. Endi kelishiklarni bilmasangiz gapni ham to'g'ri tuzolmaysiz da qaysi kelishikda turganini. Chunki ko'pchilik kelishikdan xato qiladi.
Ana endi ajratib ola oldingizmi? Kim savol bergan edi shu kelishiklarda qiynalaman deb full forum. Mana kelishiklarni o'rganaylik deyudingiz. Mana kelishiklar. To'rtta kelishik bor. Mana rodlari hozir mujiskoy rodda qarayapmiz. Qachon ga, qachon ni, qachon da? Mana da, qachon ga ma'nosini beradi. Mana bir vaqtning o'zida dativ ga bo'lib qoldi, keyin da bo'lib qoldi. Mana bu yerim dativ. Mana dativ. Keyin akkuzativ. Bu yerda esa akkuzativ ga bo'lib qoldi. Va bu yerda esa ni tarjima qilganimiz ni bo'lyapti. Qachon bu holat bo'ladi? Agar mana bu yerda predlog kelmasa, predlogsiz one prepozitsioni, one prepozitsioni. Prepozitsioni. Mana bu yerda esa mit prepozitsioni bo'ladi. Prepozitsioni. Mana. Yurtish amraga qachon predloglarni o'tasiz? Predloglarga endi uni grammatika darsinda qo'yaman-da, hozir grammatika darsimizda faqat fe'lni qo'yib ketyapman-ku. Bir temadan keyin ikkinchi temani sekin-sekin o'tib boryapman. Mana hozir fe'lni tugatsak, keyin olmoshni boshlaymiz. Tez-tez qo'ya olmayapman. Qani men ustoz ancha tushunib oldim rahmat so'zlarni rodlarni har xilligi va so'zlarni rodlari bilan yod olish sal cho'chitadi odam. Shuning uchun ham nemis tili qiyinda. Agar nemis tili oson bo'lganda inglizlarga o'xshab 6 oyda nemis tilida gapirib ketar edingiz. Odamlar bor 3 yilda ham, 2 yilda ham, Germaniyada 10 yildan beri yashayotganlar ham nemis tilida xato qilib gapiradi. Ich habe gegangen deydi. Yoki ich bin gemacht deydi. Men juda ko'p uchrataman Germaniyada bunaqa odamlar. Chunki grammatikani to'g'ri o'rganmagan va to'g'ri qo'llay olmaydi. Artiklni ham to'g'ri qo'llay olmaydi. Ziyod aka omad deydi. Ziyod aka dankeshön. Katta rahmat Ziyod aka. Mana shu Ziyod aka Abdullayev degan akamiz ham nemis tilini juda yaxshi biladi. Shu akaning ham kanaliga obuna bo'lish kerak, lekin kanali yo'q-da. Kanal ochsa edi, bu akamiz ham yaxshi ishlarga qo'l urib, nasib Xudo xolasa yoshlarimizga dars berar edi. Lekin bu akamizning ham ancha shogirdlari bor. Afsuski shunday. Nemis tili shuning uchun ham qiyin. Nemis tilini o'rganguncha ingliz tilida ingliz tiliga o'xshagan tillardan bir 5 ta tilni o'rgansa bo'ladi. Chunki ingliz tilida black nima deydi? Black book deysiz bo'ldi. Unda nima bo'ladi? Das schwarze Buch, des schwarzen Buches, dem schwarzen Buch, das schwarze Buch deb bunaqa narsa yo'q ingliz tilida. Ingliz tilida juda oson va yo'nalish masalan bitta to yo'nalish bo'lsa, to ni aytasiz. Bo'ldi. Bu nemis tilida su bor, nah bor, in bor, auf bor. Shuning uchun nemis tili juda qiyin. Keyin nemis tilida masalan gaplashib turibdi. Bir kishi gapiryapti. Ich nehme deydida gapiradi. Siz o'ylaysiz, u bir narsani olyapti deb. Va gapning oxiriga oqaratda taylni qo'yadi, u bironta joyda qatnashyapti. Ferzamlingda yoki seminarda yoki unterrichtda yoki doch kursda qatnashayotgan bo'lsa ich nehme an deydi-da keyin gapni aytib ketaveradi va oxirida taylni qo'yadi. U taylni qo'yguncha siz nemis tilida o'ylaysizki u hozir bir narsani olyapti, nimadir olyapti deb gapni kutib turasiz, oxirida taylni qo'yganingizdan keyin gapning ma'nosi umuman o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham nemislarda nemislar gapirganda oxirigacha eshitish kerakda, tinglab o'tirish kerak gapning ma'nosini tushunish uchun. Shuning uchun ham nemis tilini gapi cho'zilib ketadi. Nemislar aytadiku, Schweigen ist Gold, Sprechen ist Silber. Nima qilish? Tinglash bu tilla,
Gapirish bu kumush. Shuning uchun ham nemislar tinglasalaringiz gol olasizlar. Nemislar nimaga juda tez gapiradi? Chunki ular ona tilida, siz ham o'zbek tilida tez gapirasiz-ku. Amrak habin va sayn fe'llarining kullanılışı infinitif fe'llar bilan kelishini bir yaxshilab tushuntiring. Hozir aytganingizda ich bin gemacht, ich habe gemacht. Islom mana shuni men juda yaxshilab tushuntirganman. Grammatika darsimda transitives verb, intransitives verb deb tushuntirganman. O'sha yerda ko'rsangiz, o'sha grammatika darsimda qachon habin bilan, qachon zayn bilan kelishi hammasini zo'r qilib tushuntirib va qachon fe'llar habin bilan keladi, qachon fe'llar zayn bilan keladi, o'shani tushuntirganman. Grammatika darsimda mana shu YouTube kanalimda playlistiga kirasizda, playlistdan nemis tili grammatikasida intransitivis verb bor. O'shanga kirsangiz, shu yerda topasiz. Ingliz tili bilan solishtirdim. Inglizlar ancha bemalolroq gaplashadi. Nemislar esa ikki barobar tezroq gaplashadi. Bir yarim barobar. Nemis tilini ko'proq o'rgansangiz, ko'proq eshitaversangiz, siz ham tez tushunib ketasiz. Va tezroq gapirishga harakat qilasiz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen auch gute Nacht und schönen Abend. Manzura, keyingi darslarimizda ham qatnashing. Mana nemis tilingiz sizning ham sekin-sekin yaxshilanib boryapti. Xudo xolasa. G'ayrat, assalomu alaykum hammaga. G'ayrat Xo'janiyozov, assalomu alaykum G'ayrat. Keyin aha tushuntirgansiz. Aha shu darslarni ko'raman unda. Men yuklab ham olganman. Da Dark degan serialni ko'ryapman hozir. Ustoz, o'sha ham yaxshi. Endi bilmayman, u serialni men ko'rmaganman. Men mana islom so'ragandi, qanaqa qilib nima qilsam bo'lar, nemis tilini o'rgansam bo'ladi deydi. Men shu Deutschland Funk degan radioni berganman yoki Deutsche Welle'ni ko'ring. Deutsche Welle'da ham tekstini topolasiz, ham o'shani eshitib o'sha tekstni qarab chiqishingiz ham mumkin. Uni sekin gapiradigan joylari ham bor. Deutsche Welle'dan ham nemis tilini yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Xo'sh, shu darslar nechinchi darsda o'tganlar? Nemis tilida. Nemis tilida. Ha, yaxshi, yana nemis tilida qanaqa kinolar bor? Nemis tilida mana bu men qanaqa kinolarni. Men kinoni ko'p ko'rmayman nemis tilida, faqat dokumentatsiyani ko'p ko'raman, chunki dokumentatsiya zerikarli emas, qiziqarliroq bo'ladi. Do'stlantirib kiradi. Yoki mana bu kinoni ko'rishlaringiz ham mumkin, juda yaxshi kino, Geschichte. Menimcha shunaqa nomi, Geschichte der Familie Weiss, shunaqa der Familie Weiss. Ana shunaqa film bor. Bu ham juda yaxshi film. Islom 22-chi darsda. 22-chi dars ekan Islom. O'sha darsni ko'ring, qachon habin bilan, qachon zayin bilan keladi, ajratib hammasini ko'rsatganman va misollar ham keltirganman. Yo'q, Islom 22-chi dars bu Deutsch A1. Bu 22. U grammatika darsimizda shunaqa. Kommentga tushunmayapman, orqada qolib ketibmanmi deyman. Orqada qolib ketibsizda unda bo'lmasa. Oila tariximi? Ha, shunaqa. Oila tarixi. Bu kinoni tushunasizlarmi, yo'qmi? Masalan, men ko'rganman, mana shu 2. Jahon urushida bu yerda endi yahudiylarni ko'proq chaqirib yuborish uchun nima qilgan-ku bular? Yahudiylarga qarshi kurashgan. Shu yahudiylar oilasi bitta oq familiya Weiss degan bu
oylani nomi vays degan oila, masalan To'rayev yoki Komilovlar degan oilalar bo'ladi. O'shanaqa oilaning tarixi, bitta oilani qanday parokanda bo'lib tarqalib ketishi haqidagi kino va juda qiziqarli kino. O'sha yerda ham nemis tilini o'rganishingiz mumkin. Nimani qiziqsangiz, o'shani ko'rsangiz, shuni til o'rganishda shu sizga yordam beradi. Masalan, futbolga qiziqsangiz, futbol reportajini nemis tilida ko'ring, yoki komediyani nemis tilida ko'ring. Yoki rasm chizishga qiziqsangiz, rasm chizishni ko'ring nemis tilida. Yoki nemis tilida doku deb bersangiz, dokuda yaxshi narsalarni ko'rasiz. Ma'murakan nemislarni tushunish uchun ko'proq nima qilishimiz kerak? Nemislarni tushunish uchun ko'proq eshitish kerak. Juda ko'p eshitish kerak. Har kuni eshitaverish kerak, ko'raverish kerak, ko'raverish kerak. O'shanda yaxshi o'rganasiz nemis tilini. Nima degani ana? Oy bu boyagi yozganlar endi yetib kelibdi. Ikvaysnit. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgani haqida eshitdingizmi ustoz? Uzr, mavzuni chetlashyapman. Bilmadim, onu eşitkenim yok çünkü benim de okuşum hazır Havuz Arba bana bu dersler üye bazarlık kısacağını bahçeye var ki el bilen eşitkenim yok mavzudan taşkarı sağlar bölmezsin iltimas. Nemis dilini ko'proq eshitib o'rganing, ko'proq kino ko'ring yo boshqa narsa ko'ring, o'sha narsalarni ko'rsangiz shunda yaxshiroq o'rganasiz. Ko'proq eshitavering, ko'proq eshitavering. Masalan, men turkchani o'rganganimda pashti bir yilcha turklarning Aziz Turkiya degan ko'rsatuvi bor, ya'ni turk ovozi degan ko'rsatuv bor, Golos bor-ku ruslarda. O'sha ko'rsatuvni ko'rganman. Endi ularning qo'shiq aytishini ko'rib, u yerdagi gaplarini ko'rib, keyin mana Qora Sevda degan kino bor. O'sha kinoni ruschada ko'rganman. Ruschada debman. Turkchada ko'rganman. Keyin Evim sen degan kino bor. Sen mening uyimsan degan. Faqat kino ko'rib o'rganib olganman turk tilini. Keyin ikki semestrcha universitetda kurs bor edi. Ham u kursni universitetimga baholar uchun ham kerak bo'lganda 2 semestr turkcha kursga ham qatnashganman va o'sha yerda turkchani o'rganib olganman. Grammatikalarni, yozilishini, boshqasini. 1 yil o'sha muzikalarni eshitib yurgan paytim bir kuni shunaqa bo'lgan, turkcha muzika eshitib ketayotgan ekanimni hattoki sezmaganman u o'zbekcha muzikami turkcha muzikami. Bu degani ko'p eshitaveringizdan keyin o'zi tushunib ketaverasizda. Shuning uchun ko'proq eshitish kerak. Turk tili ham zo'rdir bizga, qardosh tili. Ha, bu ham oson. Bir oyda B1 olsa bo'ladimi ustoz, qattiq tayyorlansa odam. Endi u sizning nimangizga bog'liqda, darajangizga bog'liq. A1 yaxshi bilasizmi A1ni? Yoki umuman grammatikalarni yaxshi bilasizmi? B1 olsa bo'ladi. Lekin sizning tayyorlanishingizga bog'liq bu. Bulunma deysiz. Dry bulunmayın bo'ladi. Agar dry bo'lsa deysiz. Gardens bo'ladi. Garden ne? Xurshida ham ingliz tilini biladida, shu ingliz tilidan yozib yuboraveradi Xurshida ham. Yoki balkim garderoba degan bo'lishi ham mumkin, endi bilmadim. Garderobida qanaqa gullar demoqchimi? İmkanı boricha ko'proq eshiting, ko'proq eshiting, ko'proq eshiting nemis tilida. Mana hozir men sizlarga balkim bir hozirroq bu yerda qo'yib ko'rsata olamanmi yo'qmi bilmadim, chunki Afterski ham so'rab qoladi da. Mana radio nemis tili radiosi, mana menda Deutschland Radio FM ekan. Mana shunga kirasiz mana.
Ana kiramiz. Ana reklama çıktı. Bu normal falan. Ana bir yerde kanca mana neymişçe radyo var. Bunlar koşuk. Asasen koşuk. Mana şu tepesiga Deutschland Funk deb yazas. Deutschland. Ana Deutschland Funk. DLF degeniga kirasiz. Ana. Staatsbibliothek gelaufen, habe mir alte Adressbücher und Stadtpläne genommen. Damals gab es ja kein Internet. Ana, gördünüz mü? Hazır IT yaptı. Kitap ve şehirlerinin planı yok idi. Hazır gire internetten karabağ alış mümkün olmaz idi. Aldım plan, kitap bulan karar edin deyip gebre yaptı. Neymiştirildi? Ya ki bana bu Deutschland von Kultur. Bunu hem görüşünüz mümkün. İkincisi ne? Bu fakat madaniyet hakkında yapar. Bir yılda hiç kanaka koşacak, hiç kanaka bir ne yok. Fakat yengeli gayet fakat yapar. Yani iyi misiniz? Şunları başlantırsanız bula. Bir bir kıyın öte yaptı da. Bir bir özü kıyın da. Bir bir de geç çıkış için. Eğer nölden başlayan kişi olsa başta bir yıl gerek. Bir birini alış için. Yani şunu diyeyim. Yakışı okusanız bir birini. Uyam sizin kabiliyetinizge bağlı. Bir kıllar var, tez örgene tılını, bir kıllar var, sekin örgene. Kaçça tıl bilseniz, ikinci tılını örgene, şunca asan bağlı. Çünkü tıllarını birbirine takasla istemeyin. Ona tılımda gramatik, ona unaka. Fiil gelmenin ahırı da duradı. Yani B5 aktüel deyken radyosunu ha, işte başladım. Ana şu B5 ham zor. Benimce radyo bayırın bu işe. Deutsch abi hallo. Grammatik üben. Eins kitabını satıp aldım. Minge neymiş dili örgene. Yordam beradım. Ha yordam berad. Kandı kitap oluştan katli nazar sizge neymiş dili örgene. Hamma kitap yordam berad. Fakat kitabını alıp taklap koymayı okuş gereği de. Kitapta ana bunu çıkıp geçiş gerek. Mağazı değil ama nasıl değil. Bir Deutsch kursu bir örgenimde bundan bir 7 yıl, 8 yıl aldın. Halı bana şu TESDAF, DSK degen kurslar var ki. Uşa kurs tapşırmak bir negir bala vardı. Addi sadda bala edildi. Şuna okuraydı onu görseniz. Şuna okuraydı Nemis dilini örgeneydi bu okuraydı. Bir de lügatı vardı. Uşa lügat tutulup gitken de görseniz. Her günü varakla geldiğini bilersiniz de onu. Her gün oku geldiğini. Şimdi bugün dersimiz bana bitti gramatik oldu. Nima full furuf isminiz ne? Nima deme o deyiz mi? Faruk deme gene deyiz mi? Bana nimanı öttük hazır kelişiklerini öttük bana hazır azırak sohbetlaşıp bağlı yapmaz şimdi. Keyingi dersimiz Allah olası yani kızık ardılarak bolardı. Yani kim Deutsch abi hala ham başlangıçta yaxşı kitap. Men bu kitaplardan Schritte'den öğrengen ben köprü. Kim Brücke degen kitaptan öğrengen ben. Rahmat ustaz etkeninizge amal kılamız. Men ham bir 30 yıl kitaplarını elektir. 30 yıl mı? 30 kılan. 30 kıl versiyasını yüklep aldım. Lekin açıp karışke korkayıp ben. Aydep ben ki kitabını tahla koysayız. Bu kitap özünü özü öğrenip özüge özü ders verip yatayı verer. Onu alıp okuş gerek. Şunu da öğrenersin. İslam kandı kitabı bilersiniz mi? Faruk. Faruk ege. Ha şunu da ustaz katta rahmat sizge. Rahmat maslahatlar için. Men ötken seferim ait edeyim. Yırtalı yarım saat radyo eşliğinizler. Yok bir onlarsa görünüzler. Keyin kum boyu kitap okuş gerek. İmkan olsa uyda nima kılayım. Nima deydi? Xuddi marafonda qilib 20 minut ertalab radio eshitgandan keyin 20 minut abedda 20 minut kechqurun nemischa o'qing. Men ham birinchi nemis tilini boshlaganimda nemis tilida kitob o'qisam xuddi Sebir topshirgan bo'lsam yoki C2 imtihon topshirgan bo'lsam ham xuddi A1 darajasida yo A2 darajasida kitob o'qir edim nemis tilida. Keyin kitob o'qiy verdim. Har kuni ovoz chiqarib, mana bu og'zingizda suyaklari bo'ladi. Mana shu suyaklar, suyak va
Bu musküller organı boşlaydı. Ağzınız çarşıp kalırdı. Uyuşandan keyin sizin neyin misaliniz rövajlanıp boşlaydı. İmkanı bağırı çok köprak kitap okuş gerek. Keyin tel deyen kitap ham var. Tel hakkında malumatım yok. Çünkü biz imtihan tapşırgan payet. Bu işe DSK. Yani keyin testaf deyen imtihan. Kon rosa mashhur edi. Telkni bilmayman. Telk o'sha paytda bizning davrimizda bizning universitetda ham yo'q edi bu imtihon. Hozir telk bor ekan bizning universitetda ham telk topshirib o'qishga kirayotganlar bor ekan. Bu telkmi, u testafmi, DSH imtihonmi, oyog'ini osmondan yoki kallasini osmondan qiladimi, chalkashtiradimi, aylantiradimi? Tilni bilsangiz u farqi yo'q. Qanaqa imtihon bo'lishidan qat'iy nazar siz uni bajaraverasiz. Bu sizin bilişinizge bağlı. İmtihanı, mana mazmunu telkteyim, testaftayım, deskadayım bir xil. Gapır degen joyda gapirasiz, yoz degen joyda yozasiz, eşitip bacarışta eşitip bacarasiz. Fakat yönelişler var, o şey yönelişlerini doğru örgene basayız bu oldu. O yönelişini 2 haftadayım örgene olasız. Kitap okuş namaga yardım veren. Kitap okuş ağzakını ıstırarı. Grammatikanı örgetanı. Ha ben zayn kanday kullanılışını o şey kitaptaki gaplardan örgü ve gaplarını körüp ne mana bir etkenini körüp örgü anılarsız. Filinden ok. Künü geçeyim varak kamı da okup tercüme kıl etmen kitaplardı. Mana şu cüde yakışı yol. Tercüme tılını hakiki örgü yardım veren. Men rus tilidagi gaplarni nemis tiliga tarjima qilib o'rganganman. Ana shundan nemis tili grammatika ancha yaxshi rivojlangan. Keyin o'zingizga telefonni qo'ying oldingizga. Qo'yingda kamerasi bilan qo'yib kitobni o'qing. O'zingizni holatingizni shunaqa ko'rasiz, uyalib ketasiz. Birinchi o'qiganingizda, "Eh, men mana shu shunaqa o'qiymanmi kitob" deb. Endi kimning darajasi qanaqaligiga bog'liq. Agar A1 bo'lsangiz, uni sezmaysiz qanaqa o'qiganligingizni va talaffuzingizni ham sezmaysiz. Va shuni yozib qo'ying. Yana ertasiga o'qing mana shu tekstni. Endi o'qing, 10 kun o'qing. 10 kundan keyin temani o'zgartirib boshqa tekstlarni o'qiyvering, o'qiyvering. Bir oydan keyin o'sha bir oy oldin yozib olgan videongiz bilan bir oy keyingisini solishtirib ko'ring. Qanchalik darajada sizning nemis tilingiz, og'zaki nutqingiz o'sganligini ko'rasiz. Va marafon qiling uyda. Masalan, men oldin qanday qilganman? Oldin kuniga 30-40 varaq o'qishni oldimga maqsad qilib o'qiganman. Keyin menda anav Kindle bo'lar edi. O'sha Kindle'da olib o'qib yurar edim. U payt Münhen'de yashaganman. 1 yil Münhen'de yashaganimda metroda yurishingiz kerak, metroda kutishingiz kerak, metroda kitob o'qib ketaverar edim. Faqat metroda kitob o'qib ketaverar, o'tirsam o'qib kitob o'qib ketaverar. Shunga o'rganib qolasiz. Aytadiki, bitta narsani bir oy mashq qilsang, o'shanga o'rganasan deb. Zamonlarni YouTube'dagi darslarga A1'ni dersiga yana 8 ta ders qoldi. 8 ta darsdan keyin A2'ni boshlaymiz. Bitta Telegram kanal oching, ustoz o'sha kanalga biz ders qilib yoki ovozimizni yozib yuboramiz. Siz videoda eshitib baho berasiz. YouTube'ga video ham bo'lar. Buni o'ylab ko'rishim kerak-da. Faqat menda vaqt juda kamda, chunki o'qishim ham bor-da men. O'qish juda qiyin bu yerda. Vaqt bo'ladimi yo'qmi mana shu sizlarga hali ham harakat qilyapman mana shu yerda 1 soat 1 soat dars o'tishga mana shu ham lekin ancha sizlarga yordam bo'lyapti chunki hech kim bunaqa qilib sizlarni xatolaringni yozinglar men mana bu yerini to'g'irlayman mana bu grammatika bunaqa ikir chikirigacha juda qiyin bunaqa tushuntirib o'tish domlalar sizga ko'pchilik domlalar shunaqa Endi bir domlan orqasidan yomonlash emas u. Ko'p maydalab tushuntirib sizni yozganlaringizni ko'radigan domlalar hozir juda kam. Nimaga nemis tilida o'rganayotganlarda xato ko'p. Chunki
yozgan qilgan ishi tekshirilmaydi. Tekshirilmagandan keyin shunaqa xato kelib chiqadi. Tilni qachon siz yaxshi o'rganasiz? Diktant yozsangiz tilni ham yaxshi o'rganasiz. Ko'p masalan bir kishi o'qib tursa siz yozasiz. O'shanda miyangiz ishlaydi. Masalan, ich habe heute das gemacht und morgen gehe ich ins Kino. Dann übermorgen muss ich mit meinem Freund treffen. Ana shunaqa gaplar agar keti bir kishi sizga aytib tursa siz yozasiz. Nimaga bizda hozir mana yoshlarimizni ko'radigan bo'lsangiz, kommentariyalarni o'qisangiz juda ko'p xato. Juda ham ko'p xato. Chunki maktablarda diktant yo'q. Diktant yo'qolib ketyapti kundan kunga. Diktant yo'qolgandan keyin yozish nolga tushib ketadi. Ona tilingiz bo'lsa ham tushib ketadi. Chet tilni qo'ying, ona tilingiz ham tushib ketadi. Bizning vaqtimizda maktabda diktant yozar edik. Juda ko'p diktant yozganmiz. Shuning uchun ham mana bu hozirgi nimamiz men o'zbek tilida yozganimizda ham kamroq xato qilamiz. Men ham hozir ko'p xato qilyapman o'zbek tilida yozganimda. Chunki 10 yil bo'ldi, faqat nemis tilida yozaman, bir joyga yozsam ham, ofitsialni xat yozsam ham, yoki hausarbayt yozsam ham, yoki boshqa narsa yozsam ham, ko'pchilik menga aka o'qib bering, mana shu bir kishiga xat yozayapman, tekshirib bering deydi. Nima qilar, tekshirib beraman. Faqat nemis tilida 10 yildan beri nemis tilida yozganligim uchun hozir men ham o'zbek tilida xato qilyapman. Gaplarni yozayotganimda ko'proq xotinimga sen mana buni tekshirib ber deyman. U o'zbek tilida tekshirib beradi. Yo bir xil payt tez yozamanda YouTube'ga videoni yuklab yuboraman, keyin u ko'radida mana shu yerda xato qilibsiz deydi. Agar menga bironta ofitsialni xat bironta idoraga yozdisangiz, men nemis tilida nemisda qilib yozib beraman, lekin o'zbek tilida uni nimasini bilmayman. Qanaqa qilib yoz. To'g'ri to'g'ri yozishi mumkin, lekin uning ham formati borki, bir formali bor. To'g'rilab yozishdi. Masalan, xonimlar va janoblarmi bir bola deb o'zbek tilida aytamizku, o'zbek tilida qanaqa bo'ladi, bilmayman. Nemis tilida zeya gerti, damin, terin, koma qo'yasida keyin kichkina harf bilan yozasiz. Yemi, shiki, ich, inin, meine Unterlagen, welche sie von mir verlangt haben, wie wir uns heute telefoniert haben deb ketaverasiz. Oxirida mit freundlichen Grüßen ismingizni yozib qo'yasiz yoki yordam kerak bo'lsa danke schön im voraus für ihre Hilfe yoki für ihr Verständnis. O'zbek tilida hozir ham nuqta va vergulni to'g'ri qo'ya olishmaydi uncha buncha odam. Uni nemislar ham qo'ya olmaydi. Agar men hausarbayt yozsam domlalar meni nuqta vergulimga respekt deyoradi. Ya'ni bahong 5. Nemislar ham bunaqa qo'ymaydi. Nemislar ham o'zimizda virgul nuqtani qo'ymay yozib tashlaydi ona tilisida. Biz chet tilini o'rganganimiz uchun nuqta virgul bilan o'rganganmiz gapni, qo'shma gaplar. O'shaning uchun nuqta virgulni to'g'ri qo'yganimiz uchun men ham nemis tilida hausarbayt yozsam domlalar menga ham aytadi, mana shu nuqta virgulinga respekt deydi. Nima deb kommentariyalar yozayapti yana? Hozir ko'pchilik bu global muammo bolalarga kitob o'qitish to'g'ri. Mana men ham hozir qizimga har kuni harflarni o'rgatyapman. Mana bu yerda doskamiz bor, uni sonlarni o'rgatyapman. Hali endi 4 ga kiryapti. Keyin oy xudo xohlasa 4 ga kiradi. Hozir mana A, B, C, D deb o'rganyapti. Shu kitob o'qishni nasib keyingi yillardan ancha o'rganib qoladi. Hali endi 4-ga kirdi. Mushtari degan ismi mushtari deb yoziladi. Ko'proq o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Bolalarga ham o'rgatishda. Ko'p kitob o'qisa punktual xatolar ham kam qiladi va so'z boyligi oshadi. Sehr geehrte Damen und Herren. Mana Xurshid ham aytyapti. Nemis tilini ko'p eshitib turk tilida qandaydir o'xshatayapman. Lekin turklar nemislar juda yomon ko'radi-ku, chunki turklar bu yerda juda ko'pda, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Zeya degani katta harf bilan yoziladi, Xurshid. Zeya gerti damin unterin. Mana shunaqa gaplar, unda bo'lmasam
Ko'proq o'qingizlar, ko'proq o'rganingizlar. Agar kim oramizda hali yosh bo'lsa, ko'proq bilim olingizlar, ko'proq o'rganingizlar. Ertaga siz ham ota bo'lasiz, ona bo'lasiz. Hali o'zingiz hayotga tayyor bo'lmay turib, bolalaringizga qanaqa o'rgatasiz? Shuning uchun o'zingiz bir joyda ushlab, yaxshi tilni yo boshqani o'rganib olib, nima hayotingiz to'g'ri qo'yib olib, keyin sizning farzandlaringiz ham yetuk farzand bo'lib yetishadi. O'zingizda bilim yo'q, ertaga sizdan so'rasa o'zingiz aytolmay o'tirsangiz, keyin farzandingiz ham shunga qarab qoloqlashib ketaveradi. Imkoni boricha o'zingizni ko'proq nima qiling, nima deydi, o'zingiz ustingizda ko'proq ishlang, o'zingizga ko'proq pul sarflang, o'zingizni yaxshi ko'ring. O'zingizni yaxshi ko'rib, o'zingizga pul sarflasangiz, o'shaning yutug'i qachondir sizga yetib keladi. Yetib kelguncha 50 ga, 60 ga kirib sizga tegmasa ham farzandlaringizga tegadi. Va farzandlaringiz ertaga yaxshi ishlarga kirsa, siz qariganda bolalaringiz, nevaralaringiz oldida yaxshi uylarda yaxshi choy ichib o'tirasiz. Chunki farzandlaringiz o'sha siz bergan mahsulotni sizga qaytaradi. Unda bo'lmasam hammaga sog'lik, salomatlik, Xudo xohlasa ertaga uchrashamiz. Ro'zalar bilan charchamangizlar, nima niyat qilgan bo'lsalaringiz niyatlaringizga yetingizlar, til o'rganishdan charchamangizlar. Nicht aufgeben deydi nemislar. Nicht aufgeben degan bo'sh kelma, boshlaringni oxirigacha yetkaz degan. Va ko'proq harakat qilaversangiz, bir kun kelib o'rganib olganingiz o'zingiz bilmay qolasiz va natijaga odam erishavergandan keyin natijani ko'raversangiz, shunda siz motivatsiya bo'ladi. Bo'lmayapti-ku, birov o'rganib, bo'lmayapti-ku deyversangiz, demotivatsiya bo'lib ketasiz. Sog'lik, salomatlik, ikkinchi oy, ein schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen.